Kanal Avrupa ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuzda şimdiki durağımız Antalya'da hizmet vermekte olan Miss Angel Moda. Miss Angel Moda'da firma sahibimiz Sayın Dilek Dölek Hanım'la olan güzel söyleşimize başlamadan önce arkadaşlarımızın size için hazırladığı VTV'yi izliyoruz. Ardından biz tekrar burada olacağız. Bu güzel VTR'mizin ardından, beyaz rüyalarla dolu olan güzel VTR'nin ardından söyleşimize başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Dilek Hanım. Sizi tanımakla başlayalım öncelikle. Adım Dilek benim. Miss Angel Moda'nın sahibiyim. Antalya'da Güllük'ten işte hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki verdiğiniz bu hizmet çok çok güzel bir hizmet. Çünkü yani, bir tek genç kızlarımızla sınırlamayalım. Aslında bütün bayanların rüyasını süsleyen, asla giymekten vazgeçmeyecekleri bir sektördesiniz. Gelinlik, nişanlık ve kına abiyeleri var. Evet. Aynı zamanda bindallılarınız var. Sizin kendi tasarımlarınız da var mı içinde? Tabii. Yani çoğunluğu kendi tasarımlarımız. Müşterimizin istediğine göre de yaptıklarımız var. Müşteri geliyor işte kendi kafasına göre bir model çiziyor. Onu da yapıyoruz. Ama gördüklerimiz kendi tasarımlarımız. Evet, aynen. İzleyicilerimiz zaten az önceki VTV'mizde de mutlaka baktılar, gördüler. Özellikle evet, sizin kendi tasarımlarınız olan abiyeleri artı gelinlikleri sergiledik. Hı hı. Peki bir gelinlik seçiminde genç kızımıza ya da gelen bayana ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Her gelinlik herkese yakışıyor mu? Yani herkese yakışıyor. Ya gelinlik zaten insanın ömründe bir defa giyebileceği bir şeydir. Bilmiyorum yani ben genç kızlara gelinliği çok yakıştırıyorum. Kendilerine de söylüyorum. Bilmiyorum yani. Peki vücut tipine göre onu biz kendimizi ikna ediyoruz tabii. Şimdi örneğin gelen bir müşterimiz biraz kilolu bir bayan kalkıp hani balık bir model istediği zaman ona güzel bir şekilde onu olmayacağını işte daha bir yüksek bel bir gelinliğin daha güzel olacağını yani anlatıyoruz, ikna ediyoruz, memnun kalıyorlar. Zaten bunda en çok etkileyecek olan da memnun kalmaları, müşteri evet, memnuniyetini %100 sağlayabilir. Müşterim çok memnun kalıyor. Artı müşteri başka müşteriler gönderiyor bana. Onlar çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, güzel bir hizmet verdiğinizde. En güzel yanı da bu aslında değil mi? Yani mutlaka. Bir müşteri buradan ne kadar memnun ayrılırsa size o kadar fazla geri dönüş oluyor. Tabii tabii. Yani biz fiyatlarımız da uygundur. Fiyatlarda da yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir müşteriye buradan bir gelinliği beğenip de fiyat olaraktan işte ben bunu beğendim ama fiyatı pahalı deyip çıkartmıyorum. Mutlaka ona da bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Güzel. Yani belli bir kalıbın içine sığmadan
herkese istediğini yaşatabilmeye çalışmak çok aynen, hoş bir öyle. Şey olsa gerek. Peki sizin açınızdan bu sektör aslında biraz zor değil mi bir bayan olarak? Bu kadar öbeğinin içerisinde, bu kadar gelinliğin içerisinde. Yok, zor gelmiyor. Seviyorum, severek yaptığım bir iş. O yüzden herhalde zor gelmiyor. Peki hani böyle gördüğünüz, ya çok güzel oldu bu tasarımda, bir yapıldıktan sonra denesem mi dediğiniz gelinlikler ya da farklı abiyeler var mı? Abiyelerde oluyor. Gelinlikte değil ama abiyelerde oluyor. Deniyorum. Çünkü ben çok meraklıyımdır. Evet. Evli olduğum halde çok düşkünümdür aslında gelinlik denemeye. Evet. Peki. Ben de işte abiyelerde falan deniyorum veya işte kızlar giyiyorlar gelinliklere, hoşlarına gidiyor. İlk önce müşteriden önce de onlar bir giyip bakıyorlar. Ondan sonra kalite kontrolünü siz de yapmış oluyorsunuz böylelikle. Evet. Peki sizin bu sektörünüzün Antalya'daki işleyişi nasıl size göre? Yani şu anda biraz durgunluk var şu anda. Ama güzel. Ben kışın bile güzel satışımız vardı. Güzel. Halbuki yaz sezonu derler yani, daha çok büyük yaz sezonu. Sezonu derler ama biz kışın bile yani Mart, Nisan, Mayıs gibi çok güzel satışlar yaptık. Şu anda bir 10 günlük, 15 günlük bir durgunluk var. O da Ramazan ayından dolayı. Ondan sonra tekrar inanıyorum ki yani açılacak. Hızlı bir dönemece tekrar bayram gelecek. Bayram sonuna bayağı bir yoğunluk var. Evet. Peki Dilek Hanım, şimdi ben sizin sektörünüze uzaktan baktığım zaman aslında zor bir sektör olarak görüyorum. Çünkü buraya gelen insanlar çok kararsız olabiliyorlar, çok kararlı olabiliyorlar ya da çok baskı altında olabiliyorlar. Bu durumda siz nasıl yardımcı olabiliyorsunuz? Vallahi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar da yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yani o yönden çok zor. Tamamen işte kimi bir kafasında bir model var, belirliyor. O model çok pahalı geliyor, başka bir yerde görüyor. İşte erkek tarafı almak istemiyor. Burada biz çok yani değişik farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Farklı ama bir şekilde yaşayan. Orayı tamamen toparlayıp güzel, hoş bir yani güzel, o andaki yaşananları unutturacak, aynen, aynen. Hoş bir gelinlikle evet. Gönderiyorsunuz. Onu yapıyoruz, gönderiyoruz. Güzel oluyor, bilmiyorum yani. Evet, Dilek Hanım, şu anda bizi izlemekte olan sektörün aynası izleyicilerimize son olarak neler söylemek, neler tavsiye etmek istersiniz? Neler söylemek isterim? Vallahi gelinliklerime baksınlar, güzel gelinliklerim var. Evet değerli izleyenlerimiz, sektörün aynasında bugün sizler için Antalya'daydık. Miss Angel Moda'da Dilek Hanım'ın da söylediği gibi geleceğe dair daha güzel projelerle ve daha güzel yerlerde sizleri mutlaka ağırlamak istiyor. Mutlaka Antalya'ya geldiğinizde ya da herhangi bir gelinlik sahibi olmak istediğinizde Dilek Hanım'dan mutlaka ve mutlaka fikir almalısınız. Bir sonraki sektörde görüşünceye dek hoşça kalın. Cheers.